Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen Bottom Dolar adlı güncellemenin detaylarına ineceğiz. Yeni mekan gelmiş, mekanda ne yapılıyor, ne ediliyor, yeni gelen arabalar, başka ne gibi özellikler gelmiş, bu gibi konulara ineceğiz arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi arkamda yeni mekan var. Bu mekana toplam 5 küsür milyon para verdim. Kesinlikle size yani en pahalı yerden almanızı tavsiye etmiyorum. Aşağı yukarı tüm her şeyi aldım ve nereden baksanız herhalde tüm her şeyi almaya kalkarsanız yaklaşık olaraktan bir 35-40 milyon gider diye tahmin ediyorum. Ben sadece polis arabalarını almadım çünkü gerek duymadım. Öncelikle yeni gelen mekanı nereden alabilirsiniz? Hemen Maze Bank'a geliyorsunuz arkadaşlar. Zaten ofisimizin adı Bale Office. Burada 4 tane, bir tane en uzak yerde var. O da zaten en ucuzdur. 1 milyon 650 binden başlıyor en ucuzu. Diğer yerin fiyatları da bu şekilde birbirine yakın. Galiba en pahalısı da 2 milyon 600 bin olması gerekiyordu. Bunun içerisinde ne var? İşte içini seçebiliyorsunuz. Desenlerini falan seçebiliyorsunuz. Kafanıza göre yapın. İki tane ajan alabiliyorsunuz. Onun haricinde yatacak yer alıyorsunuz. Gun locker alıyorsunuz. Bir de bu Armor Plating'de içeride birazdan göstereceğim bir tane kamyonet var. O kamyonete sızır alıyorsunuz. Yani başka da herhangi bir şey yok. Yani mekanın modifiyesi basit bir şekilde. Bu şekilde. Onun haricinde yeni gelen araçları göstereyim. Hepsini aldım. Modifiye ettim. Şuradan kaç tane gelmiş? Bu tarafa 5 tane araba gelmiş arkadaşlar. Fiyatları bu şekilde. Görüyorsunuz. Hepsini aldım. Birkaç tanesi gayet hoş, güzel. San Andreas'a bir tane gelmiş. O da kamyonet. Önümüzdeki haftalarda da devamlı olaraktan zaten yeni araçlar gelecektir oyuna. Onun haricinde Warsaw'a kaç tane gelmişti? 3 tane de polis arabası geldi. Şimdi bu polis arabalarını nasıl alacaksınız? Çünkü polis arabaları iki taraftan da kilitli. Yani ucuzu da kilitli, pahalısı da kilitli arkadaşlar. Bunun için görev yapmanız gerekiyor. Hangi görev yapacağınızı veya bunları nasıl alacağınızı da anlatacağım. Fiyatları çok saçma geldiğinden dolayı herhangi bir şekilde bunları almak için çabalamadım. Ama eğer ki polis sevdalısı takipçilerimiz varsa nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Çünkü en ucuzu kaç milyondan başlıyor? En ucuzu 3,5 milyondan başlıyor. Ama siz 4-700'e de alabilirsiniz tabii ki de görevini yapmazsanız. Yani birazcık çok pahalı geldiğinden dolayı o yüzden gidip bunlarla uğraşmadım. Nasıl uğraşabileceğinizi birazdan anlatacağım. Öncelikle mekana girelim. Mekanı aldıktan sonra mekana girmek birazcık sıkıntı. Sadece benden mi böyle oluyor bilmiyorum ama. Heh, girdi. Mekana girdikten sonra yine her zamanki gibi 2-3 dakikalık bir sinematik izliyorsunuz zorunlu. Mekan girdikten sonra arkadaşlar, İki tane ajan alırsanız eğer ki onların masası oluyor, tamam mı? Bu ajanlar ne boka yarıyor diyeceksiniz. Bu ajanları işe gönderiyorsunuz ve iş gönderdikten sonra da size gerçekten çok komik bir rakamda ücret getiriyorlar. Bak 17.700 var ya, 17.700'ü bu ajanlar yaptı. Nereden baksanız da herhalde bunların gidip gelmesi yarım saat, 45 dakika, belki de 1 saat sürüyordur arkadaşlar. Bunları sağ yön tuşuna bastıktan sonra işe gönderiyorsunuz. Yani ajan almayın. Çok paranız varsa alın tabii ki de, ama hani bir işe yaradığı yok, size fazla getirisi de yok. 17 bin dolardan bahsediyoruz. Yani 17 bin dolara gidip oyunda market soysanız daha fazla para kazanırsınız. Bu adamlar bu işe yarıyor. Bu ajanlar bu işe yarıyor. Onun haricinde burada hapishane var. Mapus var. Burada bir tane ablamız var. Bu abla buranın galiba müdür gibi bir şey. Onun haricinde de arkamızda da bizim ofisimiz var. Tamam mı? Patron biziz. Ne var burada? Ne yiyor lan bu? He, sinek yiyor. Ya da sinek alıyoruz cebimize. Ha, şuradan full game var buraya gelmişken. Tamam. Onun haricinde Gun Locker burada. Eğer ki başka bir yerde Gun Locker'ınız varsa Gun Locker'ı da almanıza gerek yok arkadaşlar. Bu Gun Locker dediğiniz şey de cebinizdeki silahları düzenliyor. Şu an silah çekemedim. Bunun yanında mı çekiliyor? Heh. Bak silahlar, ben de mesela normal şartlarda burada mesela atıyorum 10 tane silah varsa ben 2 tane silah aldım. Çünkü 2 tanesini kullanıyorum. Gereksiz silahları yani buradaki silah deponuza koyabiliyorsunuz. Her yerde var, eğer ki çok lazım değilse yani almanıza gereken herhangi bir konu yok. Burada kalacak yer var. Onun haricinde de bilgisayarımız mevcut. Şimdi bilgisayarımıza oturalım. Zaten ajanları anlattım. Bilgisayar da aynı şu şekilde çalışıyor. Bundan önceki değil de ondan önceki gelen güncellemeyi hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Neydi ondan önceki gelen güncelleme? Araba çalıyorduk değil mi? Burada da suçluları tutuklayıp nezaret mi, işte hapis mi, ne boksa onu atıyoruz. Yani aynı mantık, aynı şey. Hani bunun araba versiyonu vardı zaten. Gidiyorduk mekana, araba çalıyorduk, geliyorduk. Şimdilik de bunun
Mahkum suçlu versiyonu var. İnsanları tutukluyoruz. Atıyoruz kamyonetimize, getiriyoruz. Buradan da nezaret atıyoruz. Nezaret attıktan sonra da oyun size buradaki gördüğünüz paraları veriyor. Bazen bonus veriyor ama en fazla verdiği para 100 bin civarında arkadaşlar. 100 bin lira, 30 bin lira. Hani çok komik rakamlar gibi geliyor. Ben bunu bu hesapta yapmadım. Diğer hesabımda yaptım. Ama insanlar galiba sürekli değişiyor. Yani ne kadar sürede değişiyor bilmiyorum. Biz 4'ünde yaptık. Hemen yeni gelmedi. Belki de bir saat sonra güncelleniyordur. Belki haftada bir güncelleniyordur. Bu araba kaçakçısında olduğu gibi. Sadece şunu söyleyeyim. Bu 3 tane görev var ya, mavi olan. Mavi olanı public'te yapıyorsunuz. Yani public dediğim, yani herkese açık olan odada veya invite friends'te de yapabilirsiniz ama bunlar herkese açık lobide yapılıyor. Bu kırmızıyla olan şey de normal görev gibi düşünün. Heist gibi düşünün. Hatta açalım diyeceğim de şimdi konuşacak 2 saat. Bu görev gibi düşünün arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. 4 kişi size özel bir şekilde görev başlıyor. Bu görevde gayet güzeldi. Yani iç yerden en güzeli bu en sonda kırmızı olan Grace Whitney mı ne bokumsa işte. O ablayı tutuklayıp hapse atmak. En güzel görev bu yani. Diğer yeri public'te yapılıyor. Yani gidiyorsunuz, herkes açık olan yerde yapıyorsunuz. Gidiyorsun işte bir yeri patlatıyorsun, bir yeri basıyorsun, tutukluyorsun, getiriyorsun, nezarete atıyorsun. Yani mantık bu. Ve bunu yaptığınız zaman da size orada görmüş olduğunuz paraları veriyor. Yani verse en fazla 100 bin geliyor, 150 bin geliyor. Yani 5 milyon mekana verdim ben. Bana getirisi oradakinin hepsi 100 bin verse bile 400-500 bin getirecek. Yani hani almanıza pek değmeyen bir güncelleme bence. Tabii ki de polis sevdalısıysanız tabii ki de alabilirsiniz. Mekana adamları getirdikten sonra da nezaret atıyorsunuz. Hepsi nezarette kalıyor arkadaşlar. Yani zamanı gelen, süresi biten, cezası biten kendiliğinden gidiyor. Buradaki büyük ihtimal şuradaki müdür mü, ne o, başkomiser mi, ne boksa. O bunları gönderiyor. Onun haricinde mekanda başka ne var diyeceksiniz. Garaj var, aşağı inelim. Garaja 2 tane araba koyabiliyorsunuz. Bir tane de oyunun size vermiş olduğu araba var. Kamyon var. Bu kamyon arkadaşlar o hani ilk baş mekan alırken armor diyordu ya. O armor buraya takılıyor. Onun haricinde bu arabanın sadece bu kamyonun sadece rengini değiştirebiliyorsunuz. O da hemen burada değişiyor zaten. Size göstereyim. Tersten bir mesele giydi. Neyse. Yani buradan sadece rengi değişiyor. Bir de armor'u çıkartmak istiyorsanız çıkartabiliyorsunuz. Yani ilk baş mekanı alırken bu armor'u almasanız da sonradan da takılabiliyor. Tabii kaç para olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben direkt gözüm kapalı aldığımdan dolayı onlara bakmadım. Ve onun haricinde de buraya 2 tane araba konuluyor. Polis arabamın renkleri gerçekten çok komik olmuş ama buraya polis arabalarımı çektim. Bu polis arabaları da ne boka yarıyor diyeceksiniz. Bunlar zaten bize bundan önceki güncellemede gelmiş. O Vincent'ın görevlerini yaparken bu polis arabaları da gelmişti. Bu polis arabalarına eğer ki sahipseniz. Hemen şuradan bu polis arabalarının fiyatlarına bakalım. Bu Interceptor o pembeli yeşilli olan 4 milyon. Cruiser da 3 milyon arkadaşlar. Yani bu arabalarından birisine sahipseniz. Hemen size göstereyim. Şu pembeliyle çıkalım. Daha dikkat çekici. Dışarıya çıkalım. Oyundaki özellik şu. GTA San Andreas oynayan varsa biliyordur. Oyunda polis arabasına binince, ambulansa binince, taksiye binince nasıl o işi yapıyorduk ya. Aynı mantık gelmiş. Buradan şeyi açıyorsun, sirenleri açıyorsun. Suçlu çıkıyor arkadaşlar. Konuşacak şimdi. Vincent konuşacak birazdan. Birazcık gerilemem mi lazım? Ya da bu arabayı kabul mu etmedi böyle? Şatafatlı bir araba olduğu için. Basını tutmak gerekiyor. Şu an bir gelmedi bak, bir görev gelmedi. Görevin gelmesini bekliyordu, sirenleri açınca geliyordu ama. Ben galiba görevi başlatamadım. Yani her neyse, şu an görevi başlamıyor, bilmiyorum belki suçlu yoktur, belki de benim arabayı beğenmemiştir. Ama size şu şeyi kapatayım mı? Şuradaki polis arabalarını almak istiyorsanız, şu kilitli polis arabaları var diyordum ya bak. Bu arabayı 3 milyon 600 bin almak istiyorsanız Dispatch Works yapmanız lazım. Bu Dispatch görevi de dediği şey de arkadaşlar polis arabasına atlayıp suçlu yakalamak. Tamam mı? Daha doğrusu bunda yakalama yok, direkt öldürüyorsun. 5 kere o görev yaptığın zaman o arabayı 3 milyonu alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an görevi başlatamıyorum, niye başlamıyor bilmiyorum. Diğer arabada başlatabilmiştim, belki de bu arabada mı olmuyor. Veya görev mi yok şu an bilmiyorum. Ama bu Dispatch görevleri
Yani bu arabayı almak istiyorsanız 5 kere bu görevi yapacaksınız. Yaptıktan sonra da size aşağı yukarı 20 bin 30 bin dolar geliyor. Bir kere yaptım çünkü o diğer polis arabasıyla yapmıştım. Belki de zamanı da olabilir. Hani ilk dispatch atıyorum ki bir kere görev yaptın. İkinci görev yapmak için belki aradan zaman geçmesi gerekiyordu. Olabilir polis görevi yapabilmek için diyorum. Belki de o yüzden de başlamıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü normal şartlarda sinyalleri açınca başlaması lazımdı. Yani uzun lafın kısası 5 kere birisi bana patlattı arkadan. 5 tane bu polis arabanızla 4 milyonluk veya 3 milyonluk daha önceki güncellemeden aldıysanız 5 kere bu şekilde gidip suçluları öldürdüğünüz zaman bu arabayı ucuza alabiliyorsunuz. Zaten diğer yeri de aynı şekilde açılacak. Dur bir dakika, uyarı gelmedi. Diğer yeri de aynı şekilde açılacak arkadaşlar. 5 tane yaptığınız zaman kilit açılacak. Peki bu alttaki kilit nasıl açılıyor diyeceksiniz. Bu alttaki kilit de arkadaşlar bu Vincent'ın görevi vardı ya. Şuradan gidiyorsunuz. V görevi. Bu V görevine gideceksiniz. Oradaki, bak görevin adı da şu. Yapmadım ama oradan açılıyor. Slash font yazıyor ya bak. Slash font diye direkt yazıldığı gibi okudum. O slash font'ı yaptığınız zaman buradaki üstteki görev de açılıyor. Yani eğer ki pahalı bir şekilde almak istiyorsanız bir kere slash font'da oynayacaksanız üçündeki de açılacak. Ucuz almak istiyorsanız da bu şekilde polis arabanız varsa normal polisin arabasına bindiğiniz zaman açılıyor mu bilmiyorum. Polis görevi yaptığınız zaman da ucuza alabiliyorsunuz. Yani bunların kilidi de bu şekilde açılıyor. Şimdi buradan başka herhangi bir şey kaldı mı diyeceksiniz. Yeni gelen arabaları göstereyim size. Yeni gelen arabaların hepsini şeye koymuştum. 50 arabalık garaja koymuştum. Hemen oraya gidelim. Yani onun haricinde başka da herhangi bir şey yok. Dediğim gibi o son gelen güncellemenin adı neydi? Şuradaydı değil mi o mekan? Hangi mekandı lan o? Salvage Yard mıydı lan o? Galiba aynen öyle. Yani buradaki Salvage Yard'ın araba kaçırıyorsak bununla da suç kusturuyoruz. Aynı mantık yani. Büyük ihtimalle her hafta veya nasıl değişiyor bilmiyorum. Belli bir süreden sonra oradaki suçlular değişecek. Siz de gideceksiniz tekrardan tutuklayacaksınız. Yani mantık bu yönde. Buradan girmeyeyim. Direkt ineyim de gireyim. Yeni gelen araçları da göstereyim. Bu arada PlayStation 5 veya Xbox'ın son sürüm konsolunda oynuyorsanız telefonunuzda da arkadaşlar Wynwood kulübün buraya telefonunuza gelmiş. Burada eskiden settings vardı. Bu settings nereye gitti bilmiyorum. İşte telefonun zil sesini değiştiriyorduk. İşte arka temasını falan değiştiriyorduk da settings nereye gitti bilmiyorum. Onun yerine Wynwood kulüp gelmiş arkadaşlar. Bu Wynwood kulüp denilen şey de zaten Rockstar işte GTA Plus'ınız varsa kullanabiliyorsunuz. Ben de GTA Plus olmadan dolayı kullanamıyorum. Ama tahminimce bu büyük ihtimalle hızlı bir şekilde araba çağırabilmeye yarıyor. Çünkü burada gördüğünüz gibi benim bir dünya arabam çıkıyor. Bu arabaları direkt büyük ihtimalle buradan çağırabiliyorumdur diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Herhalde o işe yarıyordur. Başka herhangi bir şey yarıyordur. Çünkü ben GTA Plus almadım. Onun haricinde yeni gelen arabalarımız. Bu X32 idi. Şu şekilde size göstereyim. Gözlüğü de çıkartayım. Net olsun. Galiba bunda gözlük yok değil mi? Var mı lan? Neyse varsa da ince bir film var. Bu araba bu şekilde. Hepsini modifiye etmeye çalıştım ama öyle o kadar da yani özene bözene modifiye etmedim. Bu elektrikli araba arkadaşlar. Bu arada içlerinden tavsiye edebileceğim bir araba var mı derseniz hepsi aynı gidiyor. Hepsi spor araba, süper araba yok. Tamamıyla zevkinize göre hangi hoşunuza giderse onu alın. Sadece i8 güzel. BMW i8 gelmiş. Bu da büyük ihtimal Jaguar. Bilmiyorum ama. Bu araba zaten Amerikan filmlerinde her zaman olan o şerif kamyoneti gibi bir araba. Ya bu arabayı gördüğünüz anda zaten hatırlarsanız. Tam böyle polisiye filminde olacak bir araba ama tabii ki de ben biraz cafcaflı bir şey yaptım. Bu araba çok güzel modifiye oluyor bu arada. Yani bayağı şey. Burada da tatlış bir araba var. Corvette de galiba bilmiyorum ama. Çünkü öyle yazıyor. Öyle Joget de yazıyor. Bu araba da bu şekilde. Ve i8. i8 tıpatıp aynı. Kapıların açılışı olsun, tipi olsun. Şöyle göstereyim bari de tam olsun. Yani toplam kaç tane araba gelmiş? 3, 5, 6 tane araba gelmiş arkadaşlar. 6'sı da burada.
Yeni gelen arabalar da bu şekilde. Güncelleme de bu şekilde. Polis arabalarını açmak istiyorsanız dediğim gibi ya 5 kere görev yapacaksınız ya da gidip Vincent'ın görevini oynayacaksınız, açılacak. Ki ben Vincent'ın görevini daha önce oynamama rağmen tekrardan oynamamı istiyor. Onun neden bilmiyorum. Bu arada Vincent'taki o Slash Font görevi de yani yeni gelen bir görev değil. Eskiden de vardı o görev. İkinci görev olması lazım galiba, para aldığımız, para kaçırdığımız yer. Yani o görevi yaptıktan sonra polis arabalarını da alabilirsiniz dediğim gibi. Ben de polis arabası olduğundan dolayı da almaya gerek duymadım açıkçası. Yani güncelleme bundan ibaret. Başka da herhangi bir şey var mı diyeceksiniz. Sanırım yok. Bu arada yeni silah geldi diye bir mesaj geldi oyundan ama yeni silah nerede var, nasıl alınıyor bilmiyorum. Çünkü silahçıya gittiğim zaman yeni silahı bulamadım. Oyunu ilk açtığım zaman yeni silah diye bir şey geldi. O şu Lester yazıyor ya, tam o map'in üstünde orada yeni silah geldi gibi bir yazı gördüm ama onu da bulamadım. Onun haricinde galiba başka da herhangi bir şey yeni gelen olaraktan yok arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Buradaki kaçakçılık yani insanları tutuklama görevini koymuyorum. Zaten hani aynı hani gidiyorsunuz mekan basıyorsunuz, adamı tutukluyorsun, getiriyorsun, arabanın arkasına atıyorsun, getiriyorsun. Hani video daha da uzun olmasına gerek yok. Çok şey yapmak istiyorsanız, izlemek istiyorsanız videosunu çeken vardır zaten, başka kanallardan bakabilirsiniz. Haydi görüşürüz, kendinize iyi bakın.